Evet, bugün hastaneye yatıyorum. Kemik iliğimden alacaklar, patolojiye gidecek. Şimdi servise gidiyorum yatmaya. İnşallah hayırlısı olsun. Trombositler çıkmadığı için mecbur. Bugün yatış yaptı. Asansör şuradan herhalde çıkacağım. Birinci kata. Oh, yoruldum. Çok yoruldum. Allah'ıma da temiz çıksın inşallah. Yani odam temizleniyor ama. Uyduruk. Evet dostlar, şurada portumu delmeye çalıştılar. Gene beceremediler. Buraya bir alet takacaklar işte, kan almak için, işte sıvı vermek için filan filan. Gene beceremediler. Beceremiyorlar. Canım yakıyorlar. Hastanedeyim şu an. Yatıyorum. Bakalım gelişmeleri Bobo beraber öğreneceğiz. Burası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi odam. Gördüğünüz gibi tek kişilik yatak şansıma. Bu gece buradayım. Yarın da burada olma ihtimalim varmış. İki gece buradayım herhalde. Böyle. Evet canlarım, kahvaltımı da ettim.
gitti. Bir saattir öyle telefonda videolara bakıyorum. Şimdi yani insan var ya, gerçekten daha göreceği o kadar çok şey oluyor ki insanın. Yani o kadar ameliyatları oldum, o kadar hastanelerde yattım, o kadar 5 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum. İlk defa bu tam apış aramda bacağımdan, sağ tarafımdan atar damar buldu doktor, oradan kan aldı. İlk defa bir orası kalmıştı, kan almadık apış aramdan. Oradan kan aldılar atar damardan. Dedim niye oradan alıyorsunuz? O kandaki oksijene bakılıyormuş orada atar damardan. Öbür damarlardan bakılmıyormuş, oradan bakılıyormuş. Yani bakalım daha neler göreceğiz. Evet dostlarım, saat bugün yine 11 oldu. Dün burada kaldım, dün gece. Şu an 11 Ağustos. Saat öğlen 12.30. Sabah 6 gibi bir kan aldılar. Ondan sonra işte sonra kasıktan bir yerden işte bir kan aldılar. Atar damardan. Ondan sonra dedim ki ne zaman alacaklar benim bu kemik iliğimi? Hani bir an önce aslında ben gitmek istiyorum. Maalesef dedi öyle çabuk olmaz bu iş. Bir şey bilip bilmeden bir şey yapamayız. Önce kan sonuçlarına çıkacak. Tetkikler bitecek. Ondan sonra dedi. Yani bugün de burada gözüküyorum. Bugün de burada kalacağım galiba sevgili dostlarım. Çok sıkıldım, daraldım, patladım, çatladım. Ay kafayı yiyeceğim, çok zor, evime gitmek istiyorum. Kedilerimi, köpeklerimi, tavuklarımı görmek istiyorum. Onları merak etmeyin, onlara bakan var. Orada komşum var, gidiyor. Dün gitti işte, yemeğini falan verdi hepsinin. Öyle ya. İnşallah güzel çıkar. Manzarayı göstereyim şöyle hafiften size. Bol bol manzara seyrediyorum burada. Arabaları seyrediyorum. Bol bol videolar seyrediyorum. Gelecekle ilgili çok böyle şey videolar var. Neydi adamın adı ya? Onu seyrediyorum. Ay unuttum bak şimdi adamın adını. Hatta şey yapmış bu. Okan Bayülgen'in bir programına katılmış. 2020 senesinde de söylemiş. 2021'in Haziran'ından sonra iklim, yani koronayı, Covid'i unutacağız. Daha büyük bir sıkıntıyla ilgili konuşacağız. İşte iklim değişikliği, işte bu sıkıntılarda çok müthiş bir şekilde konuşacağız diye. Evet onu konuşuyoruz, yangınları falan konuşuyoruz. O çocuğu diyorum, ismini unuttum. Hatırlarsam söylerim sizlere. Durmadan video seyrediyorum, durmadan bir şeyler izliyorum, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Zaman geçirmeye çalışıyorum. Hastanede zaman hiç geçmiyor sevgili dostlarım, çok zor, hiç geçmiyor. Arada bir canlı yaparım, canlı yayın yaparım sizlerle. Şu an acıktım, karnım acıktı, yemek bekliyorum. Allah'tan hastanenin yemekleri güzel. Dün patlıcan, etli pilav, tatlı vardı. Güzeldi. Tadı da güzeldi. Allah'tan güzel yani hastanenin yemekleri. Ben çünkü İstanbul'daki bazı devlet hastanelerinde de yemek yediğim için biliyorum orada tatsız, tuzsuz ve böyle suyun içine atmışlar, haşlamışlar. Buradakiler güzeldi. Hoşuma gitti. Allah ekmek elden, su gölden oturuyor mu Allah? Ama insanın evi gibisi yok. Dün gece zaten hiç uyumadım. Doğru dürüst sabaha kadar 50 kere uyandım. Öyle. Bugünkü videomu böyle kısa keseyim sevgili dostlarım. Ben gene sizleri çekerim. Artık görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza da çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.